Dostlar merhaba, çok güzel bir video konusuyla karşınızdayım. Instagram profiliniz neden güzel olmalı? Bunun hakkında bir video olacak. Sürçülisan edeceksem şimdiden affola. Hadi hiç bekletmeden video geçelim. Dostlar tekrardan merhaba. Biliyorsunuz sosyal medyanın önemini zaten anlatmaya gerek yok. Artık bugün bir kafeye gittiğiniz zaman ya da tatile çıktığınız zaman, bir otele gittiğiniz zaman, bir butik sayfasından alışveriş yaptığınız zaman yaptığımız ilk şey Instagram profiline gidip fotoğraflarına bakmak. Bu o kadar önemli ki aslında hem eğer bir blogger ya da bir influencer olmak isterseniz ya da bir işletme, küçük bir işletme açmak isteyecekseniz bu çok güzel tiyolar olacak sizin için. İşin sohbet tarafını, detay tarafını videonun sonuna bırakacağım. Şimdi hemen yapmanız gereken durumu söylüyorum. Ya da en çok yapılan hatalardan bir tanesi şu. Instagram'ın story bölümünde ya da Snapchat'in story bölümündeki kamerasını kullanarak fotoğraf çekiliyorsunuz. Dikey formatta olduğu için bu fotoğraflar ve sonra siz onları sığdıramadığınız için diğer programları ile beyaz çerçeve haline getirip Instagram'a öyle yüklüyorsunuz. Bu şekilde de profilinizin düzeni güzel durmuyor. Yapmanız gerekenlerden bir tanesi de şu. Fotoğrafı Instagram'ın orijinal boyutuna göre atmak. Bu şekilde hem fotoğrafın kalitesi düşmeyecek hem de profiliniz güzel duracak. Bunu hemen Lightroom'da yapıyoruz. Diğer fotoğraf programlarından da yapabilirsiniz ama ben size kesinlikle Lightroom'u öneriyorum. Ekran kaydı açıldıktan sonra Lightroom'a giriyoruz. Fotoğrafımızı seçtikten sonra arkadaşlar aşağıdan sol altta kırpma var. Kırpmayı tıklıyoruz. Diğer sol altta tekrardan özel bölüm var. Özel bölümüne tıklayıp oradan 4'e 5 oranını buluyoruz. 4'e 5 oranını bulduktan sonra aşağıdan okeyliyoruz ve fotoğrafımızın çıktısını alıyoruz. Bu şekilde yapmanız gereken birinci öncelik bu. Fotoğrafınızı Instagram'ın boyutuna göre ayarladınız ve son olarak da bunun için bir filtre yapmanız lazım. Filtre neden önemli ya da fotoğraf editleri neden önemli? Ben size aşırı filtrelerden, yani kimisi doğal sever, kimisi canlı renkler, kimisi soluk renkler sever. Ama önemli olan profilinizin uyum içerisinde tek renk olması. Tek renkten kastım da şu, sadece bembeyaz bir profil ya da simsiyah, böyle her şey mükemmel olacak. Bundan bahsetmiyorum ama hani şöyle diyelim, beyaz tonlarda, beyaz tonlarda, açık tonlarda diyorsanız birden gece çekilmiş bir fotoğrafı koyduğunuz zaman o profilinizin düzeninizi bozacaktır. Bunda yapılması gerekenlerden bir tanesi de şu, doğru bir edit yapmak. Kameranız çok iyi çekmese bile ileriki videolarında da çok iyi çekmeyen kameralarınızda da aslında telefonlarınızdan da çok iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. En azından göz yormayacak, kaliteli içerikler çıkartabilecek fotoğraflar çıkartabileceksiniz. Bunu ileriki videolarda inşallah beraber olacağız, orada anlatacağım. Bir tekrardan konuya dönelim. Kimisi canlı renkler, kimisi soluk renkler sever demiştim ya. Oradan benim aslında kendi YouTube kanalıma gittiğim zaman orada bir sürü filtreler var zaten. Bu filtreleri Lightroom'da yapmalısınız. Lightroom amacı şu, işte iyi çekmiyorsunuz işte kameranız bile. Orada aslında fotoğrafı kurtarıyorsunuz, kalitesini biraz arttırıyorsunuz. Benim uyguladığım filtreleri, formülleri tam olarak yaparsanız siz de fark edeceksiniz aslında daha böyle. Eğer canlı renkler seviyorsunuz ya da soluk ya da mat renkler seviyorsunuz, orada birden fazla kendinize göre bulabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey var. Tek renk uyumundan bahsettik profilimizi. Ve şöyle de Instagram storylerinizde de bu kullandığınız filtreleri kullanabilirsiniz. Ben bu YouTube'da yaptığım filtreleri Instagram storylerinizde kullanın diye orada da yaptım. Yani Instagram storylerinizde bu filtreleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde fotoğraf çektiğiniz zamanki filtre ile video çektiğiniz zamanki günlük rutin hayatınızdaki filtreler, tonlar aynı olacaktır. Bunun için hemen ben tekrardan benim Instagram adresime gitmelisiniz. Ekran kaydını açıyorum. Instagram adresime gittikten sonra orada kayıtlı hikayelerin altında 3 yıldızlı bir simge var. Oraya tıkladıktan sonra istediğiniz filtreyi kullanabilirsiniz. Evet. Instagram'a giriyoruz. Oradan dediğim gibi alaçatının altında 3 yıldız var. O emojiye tıklıyorsunuz. Yani simgeye. Tıkladıktan sonra orada aşağıda gördüğünüz gibi istediğiniz kadar filtre var. Bunu artık kendi zevkinize göre canlı renkler, soluk renkler ne seviyorsanız tıklayıp uygulayabilirsiniz. Ben mesela burada ne var? Burada blogger var. Mesela bu blogger filtresine hem gidip benim YouTube kanalımdan blogger filtresi nasıl yapılır? Bununla alakalı 3-4 tane video var ama şu anki bu göstereceğim story'yi ilk attığım Lightroom filtresi blogger filtresi nasıl olur oradan bulabilirsiniz.
Kaydetmek için de sol alttan zaten şöyle simge var. Orayı ben kaydettiğim için önce de kayıttı. Bu şekilde kaydediyorsunuz ve artık storylerinizde de fotoğraflarınızdaki renkleri, tonları kullanacaksınız. Bu şekilde hem etkileşiminiz artacak, hem müşteriniz ya da artık ne yapmak istiyorsanız doğru vermek istediğiniz mesajı tam vereceksiniz. Bu görsellik önemini aslında uyguladıktan sonra fark edeceksiniz. Umarım sizin için güzel bir içerik olur. Dediğim gibi orijinal boyutta fotoğraf atmanızı söyledim. Yapmanız gereken filtreleri söyledim. Bu şekilde Instagram storylerinizde nasıl kullanabileceğinizi gösterdim. Umarım güzel bir içerik olur. Bunun gibi daha fazla videolar görmek istiyorsanız yorumdan bahsedebilirsiniz ya da Instagram algoritmasıyla alakalı. Yani ben sizin için bu şekilde sizin güzel bir profilinize sahip olmanız için elimden geleni yapacağım. Lütfen siz de kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca geçen analizlere baktım. Gerçekten şaşırdım. Her 100 izleyicinin 90'ı aslında kanala abone olmamış, izleyip gidiyormuş. Yani sadece 10 tane abone beni takip edenler. İzleyip kaçanları söylüyorum. Eğer bu senin için faydalı bir içerikse abone olmanda bir zarar yok bence. Bundan sonraki videolarda görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettiysem de affola.